Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi çok heyecanlıyım. Biraz da sesim kısık. Eğer sürçülisan edersem affola. Herkes diyor ki kaçıncı konuşman, hala nasıl heyecanlanıyorsun, ama bugünkü konu da çok önemli çünkü. Daha önceki hikayeyi anlatmaya benzemiyor. Onun için tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sürdürülebilirlik sürdürülemez mi? Şimdi bu konuşmaya bugün zirve öncesi dedim ki yani nasıl hazırlanayım, nereden başlayayım? Aslında sürdürülebilirlik her zaman radarımda olan bir konuydu. İşte gezegene saygılı davranmak, hiçbir canlıya zarar vermemek, toplumsal fayda yaratmak her zaman çok önceliğimdi. Ama biraz boş verdiğimi de zaman zaman biliyorum, farkındayım. Geçtiğimiz haftalarda tam bu konuya hazırlanırken WhatsApp kutuma bir sesli mesaj geldi bir arkadaşımın kızından. Ve o zaman dedim ki sürdürülebilirlik önemli. Biz dikkate alıyoruzun ötesinden bu mesaj suratıma tokat gibi çarptı. Buyurun dinleyelim. Sevgili Bikşes, ben Naz, 6 yaşındayım ve 1'e gidiyorum. Annem her doğum günümde beni ve arkadaşlarımı Big Chef's'e götürüyor. Arkadaşlarımla smoothie içmeyi çok seviyoruz. Geçen ay geri dönüşüm konusunu işlerken öğretmenim plastik şişelerin ve pipetlerin denizdeki balıklara zarar verdiğini söyledi. Aklıma hemen smoothie içerken kullandığımız pipetler geldi. Sonra dedim ki bir daha smoothie içmesem mi acaba? Çünkü ben hayvanların ölmesini istemiyorum. Sonra aklıma bir fikir geldi. Bence bundan sonra pipetle içmek istiyorum demeyen kimseye pipet vermeyin. Böylece hayvanlarımızı ve dünyamızı korumuş olabiliriz. Umarım bu fikrimi seversiniz ve tüm Big Chef'ler de uygularsınız. Sizi çok seviyorum. Naz. Farkında mısınız nasıl bir jenerasyon geliyor? Nasıl bir bilinçle yetişiyorlar? Yani bu mektuptan sonra artık sürdürülebilirlik konusunun çok daha önemli olduğunu aslında bir kez daha altını çizmek istiyorum. Şimdi önce bir verdiğimiz zararın bilançosunu, bu arada bu benim kulağımdan düşüyor, kusura bakmayın. Bu hep böyle. Verdiğimiz zararın bir bilançosunu ben üzerinden geçelim istiyorum. Bugüne kadar, pardon, öncesi yine heyecanımdan daha önce evet başka bir konu var. Bu sürdürülebilirlik ne? Nereden çıktı? Bir onun tarihine bakalım istiyorum. Hepimizin bildiği bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri var, Kofi Annan. 1999'daki Davos zirvesinde diyor ki, bu dünyanın daha yaşanır hale gelmesi için bu sorumluluğu sadece devletlerin üzerine bırakamayız. Bu sorumluluğu şirketler, sivil toplum örgütleri, devletler ve bireyler, yani herkes üstlenmeli. Peki bunu nasıl yapacağız? Birleşmiş Milletler'in devletler üzerinde yaptırım gücü yok, insanlar üzerinde yaptırım gücü yok. O zaman gönüllülük esasıyla bir sözleşme hazırlayalım, bir kompakt hazırlayalım ve bunu bütün dünyanın gönüllülük esasıyla taşın altına elini koymasını sağlayalım diyorlar. Ve 2015 yılına kadar çok detaylı bir çalışmanın sonucunda aynı yılın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda New York'ta bakın yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek adına bu 17 maddelik sürdürülebilir kalkınma hedeflerini açıklıyorlar 2015 yılında. Bunların 2030'a kadar belli hedefler konuluyor ve bunlara bütün devletlerin, kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin ulaşılması isteniyor. Bu aslında hepimizin bir görevi, bunlarda bireysel olarak da yapacağımız şeyler var ama bizim bugün konumuz gastronomide sürdürülebilirlik olduğu için burada 6 madde bizi birebir ilgilendiriyor. Açlığa son, toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sorumlu üretim tüketim, iklim eylemi ve sudaki yaşam. Şimdi buradan biz bugüne kadar hakikaten ne zarar verdik bir bakalım.
Yılda dünyada 1.3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Ve bunun %40'ını yazık ki otel ve restoranların mutfaklarından kaynaklı. Baksanıza şu videoda görüyoruz işte. Ve bunun ekonomik karşılığı 1 trilyon dolar. Buna karşılık da 850 milyon kişi açlık sınırında yaşıyor. Yani aslında biz dünyada 8 milyar insan var ama biz 12 milyar insana yetecek kadar gıda üretiyoruz. 4 milyar insanlık fazla gıdamız var ama 1 milyar insanı da doyuramıyoruz. Şimdi bu rakamları tabii gördükçe, yani rakamlar tabii bize çok acil bir eylem planı oluşturmamız gerektiğini çok daha net anlatıyor. Bir de bu plastiğin verdiği zararlar var. Biraz önce Naz'ın aslında mektubunda belirttiği gibi. Yılda 381 milyon ton plastik atık ve bunların denizlere verdiği zarar, yüz binlerce deniz canlısı yok oluyor. Bakın, peki biz ne yapacağız? Evet, şimdi hani sürdürülebilirlik, ben şimdi eminim sektörden, bizim kendi ekip arkadaşlarım da burada. Bazen bu sürdürülebilirlik adına yapılan işleri fazla romantizm olarak buluyorduk. Romantizm olarak nitelendiriyorduk. Çünkü sabahtan beridir de zaten konuşmalarda çok pembe bir tablo da çizilmedi sektörümüz adına. Eminim içinizden diyorsunuz ki sevgili şefler, yatırımcılar, işletmeciler, zaten biz artan maliyetlerle uğraşıyoruz. Zaten pandemiden yeni çıktık, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bir de bize bu sürdürülebilirlik adına ekstra maliyetler, insan kaynağıyla biz ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü ben de zaman zaman kendi ekip arkadaşlarımla işte karlılık, EBITDA vesaireler konuşulduğunda sevgili CEO'muz Altan Kosova buradan bana gülerek bakıyor. Bizim çünkü kendi aramızdaki sürekli tartışmamız bu. Evet ama şunu unutmayalım. Yakında tedarik zincirimiz kırılacak ki bunu sabah Akan da söyledi. Denizlerimizde balık bulamayacağız, misafirlerimize ikram edecek, sunacak. Sağlıklı, yani soluyacağımız, nefes alamayacak, çoluğumuza çocuğumuza bir gezegen, doğru düzgün bir yer bırakamayacağız. Hadi bırakın, bunların da hepsi romantizm diyorsunuz. Naz gibi bir nesil geliyor, bakın bu mesajı gönderen bir nesil geliyor. Sürdürülebilirlik adına, sosyal fayda adına hiçbir aksiyon almayan markanın müşterisi olmayacak bunlar. Ben kendi çocuklarımdan da görüyorum. Onun için artık bu hani böyle sürdürülebilirlik hayal mi, romantizm filandan öteye geçmek zorunda. Şimdi peki biz hani bir yerden başlamak lazım diyorum. Tamam, hepsini hemen yapalım demiyorum ama şimdi mesela en azından işte Naz dedi ki plastik pipetleri vermeyin işte. Biz hemen buna kulak verdik. Tabii gönül istiyor ki suda çözün, yani normalde doğada çözünebilir pipetler kullanalım. Bunun şu anda maliyetinin yüksek olduğunun farkındayım. Belki çoğumuz bunun maliyetini, ekstra maliyetine katlanmak istemeyeceğiz. Ama en azından oturan misafirlere istemeyene vermemekle başlayabiliriz. Keza işte tek kullanımlık şekerler, tuzlar, Amerikan servisler, menüler, bunları kullanmayarak tek bir şubede 250 ton kağıdın yılda kurtarılabileceği WWF Türkiye'nin raporundan alınmıştır. Yani bu rakamların hepsinde kaynakları bellidir bu arada. Hepsi de gerçek kaynakları ve araştırmalara dayanıyor. Mesela böyle hani dökme şekerler kullanarak eskisi gibi yine tuzluk biberliğe geçerek biz yani burada ne kadar büyük aslında tasarruf edebileceğimizi görüyoruz. Bakın bu bizim Tarabya Şubesi'nin bulaşıkhanesindeki video, işte görüyorsunuz tabakları. Bu gıda israfı konusu. Bakın en büyük israf, biz bir analiz yaptık, bu çöp analizi. Garnitürlerde çok fazla olduğunu gördük. Sorulmadan giden garnitürler. Çünkü herkesin farklı beslenme alışkanlıkları var. Kimi çiğ sebze tüketmiyor, kiminin gluten alerjisi var. Kimi patates kızartması yemiyor. Keza evlere serviste de garnitür seçeneği veren markalar çok az online'da da. Dolayısıyla o garnitürler olduğu gibi çöpe gidiyor. En azından garnitürleri seçenekli yaparak bile gıda israfını önemli ölçüde azaltabileceğimizin farkına varalım. Bir de bu masaya sorulmadan giden ekmekler. Bizim özellikle bu bütün güne yayılan kafa brezeri segmentinde. Bakın hep küçük küçük bölünmüş, atılmış.
Biz artık sormadan ekmek götürmüyoruz. Çünkü herkes zaten daha da sağlıklı beslenmek adına daha az tüketiyor. Bütün bunların bile nasıl farklılıklar yaratabileceğini aslında böyle görüyoruz. Bir de bu çöp mevzusu var. Ya bu iş Türkiye'de gerçekten çok geride. Biz bile bakın yani ben bunları anlatıyorum. Biz sanki her şeyi iyi yapıyoruz diye. Bizim zincir. Ben bu kadar bu işe hani daha duyarlı yaklaşan, toplumsal fayda yaklaşan bir lider olarak biz bile bunları şubelerimize yeni yeni koymaya başladık. Türkiye'deki 60 küsur şubemize düşünün. Yani artık plastik atığı, kağıdı, camı, elektronik pilleri ayıralım. Dükkanlarımıza, restoranlarımıza bunu koyalım. Zaten belediyeler haftalık topluyorlar. Mesela bizim Almanya'daki restoranlarımıza zaten bu mecburi. Bunu yapmayan 1.000 euro ceza yiyor. Ya işte devlet yeni yönetmeliklerle, şimdi onların da çok tabii radarında. Onlar da bunun üzerinde eminim ki çalışıyorlar. Ya ceza olacak ya da işte biz bunları yapana kadar, biz bu salondakiler özellikle, biz bu kendi mekanlarımızda buna önem verebiliriz. Bakın sırf bu garnitürü ve ekmeği bile bu şekilde yaparak, yani ekmeği göndermeyerek, garnitürü seçenekli yaparak senede 4 ton gıdayı bir şube tasarruf edebilir. Böyle bir analizde var. Şimdi mesela biz ne yaptık? Sevgili Yılmaz da burada görüyorum. Evet, Ünül Ever, UFS'in başı. Dedik ki yine buna rağmen bir atık çıkıyor. Gıda atığı, ne yapalım? Birlikte bir kompost makinesi yaptık. Sevgili Ebru bunun tabii çok daha büyüğünü belediyelerle yapıyor, gübre üretiyor. Daha sonra akşamüstü onu da dinleyeceğiz, Ebru Baybara Demir'i. Biz de şimdi bu makine önümüzdeki haftalarda bizim de olduğumuz bir alışveriş merkezinde ilk bizim denememizle başlayacak. Ne yapacağız? Gıdalar buraya, atıklarımızı koyacağız. Veterinerler odasından analiz raporumuzu aldık. Tarım İl Müdürlüğü'nden analiz raporumuzu aldık. Ve hayvan maması yaparak Haytap'a bağışlayacağız. Aslında bu da bir ileri dönüşüm olarak dört ayaklı canlılarımıza bir katkı sağlamış olacağız. Sevgili Ünül Ever'e de burada teşekkür ediyorum. Yani işte bunlar küçük küçük şeyler ama şimdi bu enerji konusu. Sevgili mutfak tedarikçilerimiz burada çoğu. Tahsin Bey sanıyorum Akçakoca'da bir, o da bir üniversitede bu konuyu anlatıyor. İnoksan burada, Dilekçim herhalde burada, dün de konuştuk, Dilek Öztriyaki. Şimdi biz burada diyoruz ki bu enerji de tabii biliyorsunuz karbon salınımını çok arttıran bir şey. Zaten artık enerji kaynaklarımız da hızla tüketiliyor. Şimdi hepimiz LED ampullere falan geçtik ama bu bunun ötesinde bir konu. Bizim yenilikçi çözümlere ihtiyacımız var. Sevgili mutfak tedarikçilerimiz, daha az enerji tüketen, daha az enerji tasarrufu, yani enerji tasarrufu sağlayan mutfak ekipman, fırınlar, fritözler. Şimdi biz tabii gönül istiyor ki yenilenebilir enerjiye geçelim, solar enerji. Fakat biz bir çalışma yaptırdık, yatırımın geri dönüşü çok uzun. Şu anda bizlerin, bizim restoranlarımızın bu tip enerjiye dönmesinin yatırım maliyeti çok yüksek. Bunun daha ulaşılabilir hale gelinceye kadar ki zamanda biz teknolojik anlamda hem mimarlarımızdan, tasarımcılarımızdan, mutfak tedarikçilerimizden, iklimlendirmemizi yapan herkesten, ki bu salonda da var, biraz önce öğle arasında da gördüm, bu konuda çok ciddi destek bekliyoruz. Birlikten enerji doğar diyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz diye biz düşünüyoruz. Mesela küçük bir şey, bir geri dönüşümlü kağıttan hazırladık bunları da. Nasıl olsa misafirlerimize verdiğimiz bir küçük işte boyama kitaplarımız var. Aile restoranlarımızdan bahsediyoruz. Ya dedik ki onun içeriğini ABM Yayın Evi ile bir çocuklara geri, hani çevre bilincini, geri dönüşüm bilincini, biyoçeşitliliği gibi çeşitli konuları anlatan bir içerikle hazırladık. Çocuklar alıp evlerine götürüyorlar, boyamaları ona göre yapıyorlar. Ya bunlar küçük küçük gözüküyor ama bunlar hepsi birleştiğinde aslında işte sürdürülebilirlik anlamda fark yaratacak küçük adımlar aslında büyük değişimlere neden oluyor. Şimdi bu maddelerden hatırlıyorsanız 6 madde söylemiştim. İklim eylemini konuştuk, sudaki yaşamı konuştuk, sorumlu üretim, tüketim. Evet, sabahtan beri tarım konuşuluyor. Bütün hem Bakan Bey konuştu, sevgili Kaya da çok bahsetti. Şimdi burada biz
yerel ürün kullanacağız. Yani yerel ürünün aslında iki aşaması var. Hem iklime tabii faydası oluyor. Ne yapıyor? Karbon ayak izini azaltıyor. Karbon salınımını azaltıyor. Ama onun ötesinde kırsal kalkınmaya da aslında yerel, yani yerel olarak kendi ürünlerimizi kullanmak. Yani ithal muz yerine anamur muzu kullansak, yerel peynirlerimizi daha çok tercih etsek, kinoa yerine siyez veya işte o tip, hani onun benzeri, artık ülkemiz tarım açısından o kadar çok tabii zengin ki, ürünler açısından sevgili şefler, bizler hepimiz aslında yereli destekleyecek politikalar menülerimizde uygulamak durumundayız. Bu aynı zamanda zaten, bu arada bakın şimdi size bir şey daha bir söylemek istiyorum. Bunun şu açıdan da bir önemi var. Zaten Innova Market Insight'a göre her 5 tüketiciden, bu da bir kaynaktan alınma bir bilgi, her 5 tüketiciden 3'ü ürünün kaynağını zaten merak ediyor. İyi tedarikçilerle çalışacağız. Sevgili Etüder Başkanı Melih Şahinöz de burada. Onların da zaten bununla ilgili bir çalışmaları var. Şimdi ilk çalışmalarında Big Chefs ve Divanlar'da yapıyoruz. Yine burada da böyle bir işbirliği içine girdik. Diyelim ki siz bir ürünün menünün üzerine QR kodla o tabağın üzerine okuttuğunuzda o ürünün içindeki malzemelerin hangi tedarikçilerden geldiğini ve o tedarikçilerin uluslararası denetim firmalarından aldıkları derecelendirmeleri göreceksiniz. Aslında bu tedarikçi kalitemizi de yükseltecek. Onun için yani buradan da Etüder'e bu çalışması için çok teşekkür ediyorum. Bizler gönüllü ilk deneme olarak yapıyoruz. Sonradan zaten bütün sektöre de sirayet edecek bir konu. Ama buradan bir söz istiyorum. Bizim bu toprağın kadınlarına bir ayrıcalık sağlayacağız. Bizim o kadın üreticilere, tedarikçi olarak. Onu hani burada da herkesin önünde de o sözü alacağım yani. Şimdi evet, bu gelmişken işte burada da bizim kadınlarımız. Şimdi bu projeyi iki açıdan anlatmak istiyorum size. Şimdi bu benim 2018 yılında aslında kadın üretici, kadın girişimci olduğum için kadınların hakikaten Türkiye'de ve dünyada, sadece Türkiye'de değil, var olmalarının çok kolay olmadığını görüyorum. Çünkü başka görevlerimiz var, bir takım kültürel kodlarımız var. Bu kadınlarımızın çoğu da işte Anadolu'da, kooperatiflerde özellikle kendilerini işte üretici olarak, yani kimi tarım direkt üreticisi, kimi tarım aldığı ürünü yan mamul haline getiren üreticiler. 12 kadınla başladım. O yıllarda ilk başladığımda bütün ortaklarım, şirketteki satın alma ekibim, herkes yine beni romantiklikle suçladılar. Yani ne gerek var, buna neden bu kadar çok emek harcıyorsunuz? Ki o zaman da ben CEO'ydum. Hani bir yanda da tabii bir yanda bütün işimin, yani çoğunu da bu zamanımı çok alıyordu. Gidip kooperatifleri de geziyordum. Sonrasında pek çok kadının hayatında nasıl bir değişim yaptığını aslında gördüm. Şimdi şu anda yüzün üstünde bir kadına çıktık ve kooperatifleri de saydığımızda aslında 170-200 kadının hayatı bu anlamda değişti. Ama onun ötesinde bir başka şey daha söyleyeceğim. Hadi bu işin yine sosyal fayda tarafı, sürdürülebilirlik anlamında. Ama inanın misafirlerimize duygusal bağ yaratmamıza da neden oldu bu. Yani şimdi müdür, restoran yöneticisi arkadaşlarımla bazen şubelere gittiğimde misafirlerimiz diyorlarmış ki bu kadınların, menünün başında da var çünkü fotoğrafları, o kadınların ürünlerinin kullanıldığı yemeklerden sipariş edelim, onlara gitsin paramız diyorlarmış. Yani bu çok önemli. Artık herkes de bunun farkında. Onun için de buradan kadın üreticileri tedarik zincirine dahil etmek için sevgili Midpoint Ayhan'ı ve bütün sektörü, başta en sevdiğim hem rakibiz hem arkadaşız, davet ediyorum. Bundan sonra kadın üreticileri daha çok herkesin menüsünde göreceğiz. Ona göre söz aldım. Evet, şimdi bu zaten o 5. madde toplumsal cinsiyet eşitliğine de geliyor. Biraz önce anlattım. Bakın. Bir rakam söyleyeceğim size, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir data yine. Bu da McKinsey'nin bir raporundan, ki TÜSİAD 2016'da açıkladı bunu. 2025 yılında kadın ve erkek %50-%50 eşit yer alırsa ekonomide, hem adetsel hem kazanç anlamında, bakın ne oluyor? 28 trilyon dolar, yani bir Çin
ve bir Amerika ekonomisi kadar dünyanın gayri safi milli hasılasına ek geliyor. Düşünebiliyor musun? O zaman zaten ne açlıktan söz ediyor olacağız, ne yoksulluktan söz ediyor olacağız. Bu onun içinde sektör olarak kadın çalışanımız çok geride arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Sabahtan da zaten hani hep kendi içimizde de konuşuyoruz. Yani siz diyorsunuz ki hani sen kadın başında bu markanın. Eminim ki sizde ya bizdeki durum bile işler acısı. Alın size söyleyeyim. Bakın da %25.6 ki bunu da merkez ofis yükseltiyor. Ne kadar geride? Bakın mutfak %33. Bu bütün Türkiye'deki bütün şubelerimiz. Mutfak %33.6. Servis çok düşük. Yönetim ve merkez ofiste de daha çok tabii pazarlama ve muhasebede daha çok ofis işlerinde çalışmayı tercih ettiklerini görüyor. Fakat bunu yükseltmek durumundayız. Biz bunu Özyeğen'le de konuşuyoruz, sevgili Defne ile de. Hani burada hem serviste sevgili Kaya Sabah çok iyi söyledi. Servis sektöründe özellikle servisin yani serviste çalışan elemanlarımızın kariyer planlamalarıyla onlara daha doğru bir eğitimle onların da bunu meslek olarak edinmelerini sağlayarak aslında burada da kadın erkek oranımızı yükseltmek durumundayız. Son maddemiz. En önemlisi aslında insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım, biz ofislerimize ne yaparsak yapalım, sahada insanla hizmet ediyoruz. Kaya, senin de çok doğruydu, o özellikle o konuya parmak basman. Bundan dolayı da şöyle söyleyeyim size, bakın. Biz çok kan kaybetti sektörümüz pandemide. Kuryeliğe gidenler oldu, yurt dışına gitmek isteyenler oldu. İşte pek çok arkadaşımızla sabahtan beri konuşuyoruz. Herkes birbirine kalifiye insan kaynağını soruyor. Fakat bunu da yapmak için de önce bizim işletmeciler olarak, yatırımcılar olarak da bir aksiyon almamız gerekiyor. Bakın, insan kaynaklarına yatırım yapacağız. Bunun başka yolu yok. Adil yönetim. Doğru çalışma koşulları sağlayacağız. Zaten çocuk işte çalıştırmayacağız. Pardon, gitti. Aa, tamam, neyse bu. Ya, şimdi, yani bizim çalışan kaynağımıza büyük emek vermek durumundayız. Yani misafirlerimize gösterdiğimiz önemi çalışanlarımıza da vereceğiz. Çünkü bir de şimdi bazen bu yatırımı fazla görüyoruz kendi içimizde ama emin olun sabah Kaya'nın da belirttiği gibi o turnover rate, o yeni gelen elemanı eğitmek, üzerine o dönemde kaybedilme riski olan misafirin getirdiği kostu üst üste maliyeti koyduğumuzda bütün bunları yapmak aslında çok daha doğru. Daha iyi yani az bir maliyette olacağı kesin. Onun için de işte kapsayıcı liderler olacağız. Dil, din, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığına son vererek biz hepimiz eğer buradaki TÜRİT üyeleri olarak özellikle çünkü şunu söylemek istiyorum yani zaten çalışana yatırım, geleceğe yatırım. Böylelikle sektörümüzün hizmet kalitesini de yükselteceğiz. Ve şimdi bakın işte sabahtan beri konuştuğumuz konu biz TÜRİT olarak çok büyük bir güce sahibiz. Yani bizler eğer bunu yapabilirsek, bütün sektöre de önce olabilirsek, bütün bu bahsettiğim maddeleri hepsini biz bunda önce olabilirsek gerçekten hem sektörümüzün kalitesi yükselecek, hem ülkemiz, dünyamız daha yaşanılır hale gelecek, hem de bizler yani bir sonraki nesile de çok daha adil, çok daha yaşanılabilir bir dünya vereceğiz ki bu bizim borcumuz, bunu yapmak zorundayız. Onun için gelin bizler de elin taşın altına koyalım. Bütün bizim yönetim kurulu zaten önde. Hepinizden söz istiyorum. Burada taşın altına elini koymayı Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak hep birlikte güzel işler yapacağız. Ha bir de şimdi aklıma geldi Kaya, gel sürdürülebilirlikte inovasyon ödülü koyalım. Bir sonraki zirveye kadar. Ne dersin? Tamam. Sürdürülebilirlikte inovasyon ödülü, en azından gastronomide yani bir inovasyon ödülü koyalım. Gelecek zirvede de bu ödülümüzü inşallah taçlandıralım. Evet, yine en sevdiğim bir sözle konuşmalarımı tamamlamak istiyorum. Zaten şansımıza da bu haftada Yunus Emre haftası.
Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz diyorum. Onun için hepinizi bölüşmeye davet ediyorum. Çok teşekkürler.